Evet, Akit TV ekranlarından canlı yayınlanan Manşetlerin Dili programına Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş ve önerilerinizle destek olmak isterseniz hemen KJ'de alt bantta yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilirsiniz. Bize katkı sunabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Eyvallah. Arkadaşlar, Akit'in sürmanşetini verelim. Bir laikçi vesayet zinciri daha kırıldı. Dün de konuşmuştuk. Sabah gazetesinin iç sayfasında küçük bir haber vardı. Son dakikaya yetiştirmişlerdi onlar da akşam baskısını. Anadolu'sunda görememiştim. Avrupa ve İstanbul baskısında görmüştüm. Marmara baskısında görmüştüm. Bir vesayet zinciri daha kırıldı diyor. Çok değil. Yani bir 20 yıl öncesinden, 25 yıl öncesinden bahsetmiyoruz. 7-8 sene öncesinden bahsediyoruz. Şu an İstanbul Barosu Başkanı olan şahsın da baroda başörtüsüyle, onun ifadesiyle türban diye niteliyor. Türbanla cübbe yan yana gelemez dedi. Bugün İstanbul'da iki nolu baronun başkanı başörtülü. Evet, herhangi bir nezaket kuralları çerçevesinde bir baro başkanı, hele hele İstanbul içerisinde ikinci bir baro başkanı seçildiğinde herhalde evvelki baro başkanını da bir nezaketen tebrik etmesi lazım. Biz o tebriki de birinci baro başkanından görmedik ama yine de biz hatırlatmamızı yapalım. 2012-2013 yıllarında Türkiye'de başörtülü olarak avukatlık yapmak yasaktı. Sadece İstanbul'da, sadece Ankara'da, İzmir'de değil, bütün Türkiye'de başörtülü olarak adliyeye girip de icra dairesine bir işlem yapmak, herhangi bir duruşmaya girmek mümkün değildi. Ankara'da Saadet Partisi'nin o tarihte genel başkanı olan Mustafa Kamal Ak'ın eşi, ki Mustafa Kamal Ak da hukukçudur, profesördür, anayasa hukukçusudur. Kendisinin eşi de Zübeyde Hanım da avukattır. Zübeyde Kamal Ak bir aile mahkemesinde bir bayanın avukatı olarak girdiğinde Yarsav'ın önemli hakimlerinden birisi, solcu bir derneğin üyesi olan, hatta başkanlığını da bir dönem yapan bir Mustafa Kocadağ mıydı, Karadağ mıydı? O hakim sizi ben başörtülü olarak Kocadağ alamam duruşmaya diye hatırlatmada bulunmuştu. Dolayısıyla sonraki duruşmaya da sizin müvekkilinize de ihtar yollayacağız, avukatınızı değiştirin şeklinde tehditte de bulunmuştu. Şimdi 2013'te bunları yaşayan bir Türkiye, Saadet Partisi'nin genel başkanının eşini duruşmadan başörtüsü sebebiyle çıkartan bir Türkiye'den bugün ikinci baro olarak İstanbul'da kurulan ikinci baronun başına bir başörtülü avukat gelmiş oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyelim. Burada herhangi bir gösteri mösteri vesaire, şu bu, siyasi çıkar elde etme amaçlı bir tavır söz konusu değil, sadece ve sadece temel hak ve özgürlüklere saygı söz konusu. Yani başörtülü olan da, başı açık olan da, her ikisi de avukatlık yapabilme ehliyetini sahipse, yani hukuk fakültesini bitirmiş, stajını yapmışsa, artık o dakikadan sonra senin ceketin var, öbürsünün kravatı yok, diğerinin bilmem başı açık, bir diğeri başını boyamış, saçını boyamış şeklindeki kılık kıyafetle ilgili engellerle kimseye herhangi bir şekilde hak mahrumiyeti yaşatılmaması gerekir. Bizim bakış açımız bu. Bu çerçevede de bir başörtülü avukatın ikinci baronun başkanı seçilmesi çok önemli. Ama unutmayalım, bugün ikinci baroya üye olmayan ama 6 yıl önce, 7 yıl önce genel başkanlarının eşine başörtü yasağı sebebiyle duruşmadan çıkartılan bir Saadet Partili avukatlar grubumuz var. Maalesef ki maalesef işlerinden bir kısmı, benim görebildiğim kadarıyla ikinci baroya, İstanbul için söylüyorum, Ankara'da hala kuruluş aşamasındalar. Maalesef ki maalesef milli görüş çizgisinden gelen ve şu anda Saadet Partisi içerisinde siyaset yapan bazı avukat arkadaşlarımız ikinci baroya üye olmamakta ısrar ediyorlar. Ben ne diyeyim, yani sizin genel başkanınızın eşine başörtü yasağı uygulayan kafadan siz medet mi umuyorsunuz veyahut da onların dönüştüğünü mü iddia ediyorsunuz? Daha düne kadar size o yasağı uygulayan insanlarla birlikte hareket ediyorsunuz.
o yasağın sürme ihtimalini gösterecek olan birinci baro başkanına destek veriyorsunuz. Çünkü birinci baroda kalmış olmanız için ben başörtülü bir bayanın avukatlık hakkının elinden alınmaması gerekir diyen ikinci barodan yana değil tercihim, benim tercihim yasakçı barodan demek oluyor. İnşallah onlar da bu yanlış kararlarından dönerler. Şimdi normalde farklı bir yerdeydi. Sıralamadaki yeri farklıydı ama madem öyle, dediniz ya üye olmuyorlar ya da şey yapmıyorlar, dahil olmuyorlar. Kendi genel başkanları da bu durumun muzdaribiydi diye. Şimdi arkadaşlar Cumhuriyet Gazetesi'ni verelim. Sıralamada biraz farklı yerde. Muhtemelen biraz gecikeceksiniz bulmakta. Ama Kılıçdaroğlu'na ilginç ziyaret. Milliyetçi imam hatiplilerden diyor. Cumhuriyet'in 1. ve 5. sayfasında bir haber var. Geri döneceğiz tekrar diğer konulara ama bunu o zaman yeri gelmişken söyleyelim. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Milliyetçi İmam Hatipliler Eğitim Kültür Derneği üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya gelecek. Dernek üyeleri Kılıçdaroğlu'na bayrak ve Kur'an hediye edecek. Konferans yoluyla nasıl hediye edecek onu da bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ise üyelere nutuk verecek. İmamoğlu'nun bastırdığı nutuk. Daha da ilginç bir bölümü vardı. Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği şu ifadeyi kullanıyor. Hediyenin üzerinde de yazıyormuş. Video Vole'de iç sayfasını verin arkadaşlar. İç sayfasındaki bölümü de görsün izleyicilerimiz. Ömrü ülkemiz ve aziz milletimize hizmet ile geçmiş. Dini, milli ve insani değerleri her zaman siyaset üstü bilerek toplumun barış, kardeşlik ve huzur iklimine kavuşması için hak, hukuk, adalet mücadelesinin simgesi olmuş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye en içten saygı ve sevgilerimizle diyor. Verecekleri Kur'an-ı Kerim'in üzerinde de bu yazıyor. Ömrü, dini, milli ve insani değerleri her türlü her zaman siyaset üstü bilerek toplumun barış ve kardeşliğine hizmet için geçmiş diyor. CHP lideri de dernek yöneticilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan nutku imzalayarak hediye edecek diyor. Şimdi tabii İmam Hatiplileri eleştirecek değilim ben. Geçmiş bu yolda çalışmış diyorlar. Ben o sözleri şöyle yorumluyorum. Bundan sonrasında bu yolda çalışmasını ümit ettiğimiz, dua ettiğimiz CHP. Öyle yani hak yolunda, keşke. Hukuk yolunda çalışmasını umut ettiğimiz, dua ettiğimiz Allah'tan böyle bir çalışmayı kendilerine nasip etmesini niyaz ettiğimiz CHP demek istiyorlar. Ben öyle yorumlamak istiyorum. Ama eğer İmam Hatipliler Kemal Kılıçdaroğlu'na Kur'an hediyesinde bulunurken, bayrak hediyesinde bulunurken CHP kalkıp da nutuk kendilerine veriyorsa İmam Hatiplilere bir anlamda Kur'an'ın karşısına da nutuğu koymaya kalkışıyorlarsa saygısızlık ediyor demektir. Bu çerçeveden bakalım ve siz söyleyince ben şimdi aklıma geliyor. Acaba o nutuklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan nutuklar gerçekten bir hizmet olsun, insanlar nutuğu alsın okusun diye mi bastırıldı? İstanbullulara İstanbul'un bütçesinden mi kaynak ayrılarak verildi yoksa CHP merkezine yollanıp sağa sola yollansın diye, hediye edilsin diye mi verildi? Dolayısıyla orada da bir zimmet suçu da söz konusu olabilir. CHP'liler bu tür şeylerde tamamen yanlış işlerde de bu paraları harcarlar. Tablo işlerine de harcarlar. Burada hiç mi olmasın gene de İstanbullu almış veyahut da Ankara'dan İmam Hatipliler almış. O kitabı çok fazla bir şey fark etmiyor. Şimdi Ali Bey, CHP Genel Merkezi nerede? Ankara'da. Nutku bu basan yer neresi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire. Şimdi Kültür Daire'nin bastığı nutuklar ya da başka bir örnek verelim. Bursa Belediyesi AK Parti'de değil mi? Bursa Belediyesi'nin bastığı bir ürün, bir hizmet
Ankara'da AK Parti genel merkezinde stoklanıyor, depolanıyor, sağa sola hediye ediliyor. Böyle bir şeyin mantığı var mı? Olmaması gerekir. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi basar, CHP genel merkezi basarsa anlarım. CHP genel merkezi tüm Türkiye'ye dağıtır. İş Bankası'ndan da epey bir nemalanıyorlar. Dolayısıyla oradan aldıkları paralarla her ne kadar efendim bizim sermaye konusunda o iş ne oldu? O da sümen altı. Unutuldu. Hepsi sırayla olacaktır. Siz merak etmeyin. İnşallah. Her şeyin bir sırası var. Sırayla başörtü yasağı konusunda evet çok çile çekti bu ülkenin insanı ama başörtüyü yasağını kaldırmaya da sıra geldi. İmam hatipler hakkındaki kas sayının kaldırılmasına da sıra geldi. Kur'an kurslarına 15 yaş altında gidememe noktasındaki yasağın da kalkmasına sıra geldi. O İş Bankası'ndaki CHP'nin haksız yere el koyduğu bir anlamda bütün milletin parası olan, hazinenin parası olan, biz şunu söylemiyoruz ya şu an iktidarda olan parti AK Parti, eski yıllarda iktidarda olan parti CHP'ymiş, CHP İş Bankası'ndaki hisseleri kendisine sahiplenmiş. Şimdi de iktidarda olan AK Parti olduğuna göre AK Parti'ye verilmesi gerekir o hisseler demiyoruz. Diyoruz ki o tarihte tek parti vardı. Tek parti demek devlet demekti. Devlet demek tek parti demekti. İkinci bir parti yoktu. Devlete gelen paralar, millete gelen paralar bir anlamda devletle CHP aynı şey olduğu için CHP'ye verilmişti. Aslında CHP'nin kendi parası değildi o paralar. Hindistan'dan, Pakistan'dan Türkiye'ye Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmak üzere yollanılan paralardı. Dolayısıyla o paraları Türkiye İş Bankası'na sermaye olarak koyulduğu durumda o para hazinenin parası olması lazımdı. Hisse hazinenin hissesi olması gerekirdi. Şimdi de AK Parti iktidarında inşallah önümüzdeki aylarda o tekrar hazineye dönecek şekilde o hisselerle ilgili bir düzenleme yapılacak. Ondan sonrasında da tabii Türkiye İş Bankası'ndaki hisseleri kaybolduktan sonra da CHP'nin nasıl bir mücadele, hani diyor ya biz oradan bir şey almıyoruz, bir kazancımız falan yok diyorlar. Ama bakın nasıl bir gürültü olur mu Ali Bey, hatırlayın. Şeyin, Can Dündar'ın bugün kim kime milyon dolarlık faizsiz ticari sır diyorlar buna bir de. Faizsiz ev kredisi veriyor milyon dolarlık. Can Dündar'ın İş Bankası defalarca açıklama yaptı. Hep ticari sırdır dedi. Yalnız o faizsiz şeklindeki bizim suçlamalarımızı da yalanladılar. Faizsiz değil, normal şartlara, ticari kurallara uygun. Başka müşterilerimize ne yapıyorsak ona da aynısını yaptık dediler. İyi güzel de haşa siz la yüsel, sorgulanamaz bir kurum noktada mısınız? Evet. Söylersiniz. Dersiniz ki başka kişilere de, o başka kişilerden birisi mesela Erol Evcil mi? Erol Evcil için de daha evvelki tarihlerde mafya babası olduğu iddia edilen fakat iş adamlığına soyunan kişi için de bazı böyle illegal krediler, avantajlı krediler verildiği iddia edilmişti. O zaman da üstünün kapatılmaya çalışılmıştı. O zaman da yine CHP'li bir üyenin katkısı olduğu ve onun sayesinde o mafya babasının veyahut da mafya babalarıyla yakın ilişkisi olan Erol Evcil'in haksız kredi çektiği İş Bankası'ndan iddia edilmişti. Ama sonrasında sorumluluğa gidildi, zimmet çıkartıldı vesaire. Şimdi burada da Can Dündar eğer 17 milyon liralık boğaza nazır bir yalı satın alacaksa, yani cebinde parası varsa gider alır. Ama cebinde para yoksa da bu işlerde piyasa daki raiş neyse o raişle faizini ödeyerek alması gerekirdi. Eğer Türkiye İş Bankası diyorsa ki bu ticari sırdır, ticari sır olmaktan çıkmıştır bu. Çünkü Can Dündar artık kaçak birisidir, yurt dışına kaçmış birisidir. Hatta şu an itibariyle mal varlığına el konulma noktasına gelmiş bir kişidir. Onun için Türkiye İş Bankası faizsiz değildir diye açıklama yaptığı için ben onların açıklamalarının şimdi yeni bir açıklama yapmalarına gerek kalmaksızın tekrarlamış olayım. Ama o faizin miktarında açıklama borçları olduğunu hatırlatmış olayım. Evet. Şimdi Cumhuriyet, Milli, Bir Gün, Sözcü, Yeni Asya. Türkiye neyi konuşuyor? Azerbaycan'daki kardeşlerimizin işgal edilen topraklarını
geri almasına dönük attıkları, üstelik Ermenilerin başlattığı bir saldırı sonrası bir girişimi, bir çalışmayı konuşuyor, bir operasyonu konuşuyor. Hem de dünyanın yarısı da konuşuyor. Tabii, sadece Türkiye'de değil. Ha, biz bir hissiyatla, biz bir hassasiyetle bu konuda tavır alıyoruz ve bizim gibi düşünen medya organları da buna benzer bir tavır alıyor. Ama Cumhuriyet, şöyle bir dönüp bakıyoruz. Birinci sayfası, manşet. Diyor ki, sürpriz bandrolcü damadın arkadaşı çıktı diyor. Şeye ne yer vermiş? O manşet. İstanbul Barosu Cumhuriyet'e açıkladı. Şiddetin %98'i evde yaşanıyor. Yani aile kavramını yine hedef alıyor. Hemen peşinden peki şey nerede? Karabağ'a ilişkin mesele nerede? Azerbaycan meselesi nerede? Şurada vermişler. Ne demişler? Türkiye-Rusya diyaloğu çözer demişler. Bakın, Milli. Hrant Dink'i, bir Ermeni hatta vatandaşımızı aylarca manşetlere taşıyan Hrant Dink öldürüldüğü zaman tabii, hepimiz Ermeniyiz diye manşet o da, yine var, bugün de var. Bakın onu da söyleyelim Ali Bey. Bugün de var. Şimdi İçinde yine var. Kardeşlerimizin veyahut da Azerbaycanlı kardeşlerimizin toprağını işgal eden Ermenistan'dan o şu topraklar kadar kurtarılacağı bu kadar, zaman bu kadar. O üstelik barışalım şeyiyle verilmiş. Bir gün yine sürmanşetten ekonomiye operasyon çekecekler ya, hani doları tırmandıracak, vatandaşta bir aman al, dolar alalım, bitiyoruz, ölüyoruz izlenimi uyandıracaklar ya. Nerede Karabağ? Nerede? Şurada. Ne diyor üstelik? Yine aynı mantık. Savaşın karşısında barışı savunalım. Oldu. Yani Hulusi Akar ama cevabını vermişti. Bakın iki gün öncesinden veriyor Hulusi Akar. Diyor ki eğer barışı konuşacak idiysek 30 yıldır niçin konuşmadınız diyor. Siz geliyorsunuz işgal ediyorsunuz veyahut da siz geliyorsunuz benim bardağımdaki suyu alıyorsunuz. Bu sırada kimse barış vesaire demiyor ama ben o suyumu geri almak istediğim an barış diyorlar. E barışsa tekrar versinler suyumu benim. Barışalım diyoruz. Ona da kimse yanaşmıyor. Toprağını işgali altındaki toprağa iade etsin Ermenistan. Azerbaycan %100 ben savaş açacağım. Ali Bey, bunların hepsi hikaye. Bunların hepsi, yani bu adamların lehine, sizin ifadenize yönelik kullanmıyorum. Bunların hepsi onlar için bahane. Amaç farklı. Bakın, sözcü, laik, kemalist, ondan sonra sürekli kardeşlerden bahseden Özal döneminde, Demirel döneminde o zihniyetin gazetesi. Ne diyor? Döviz çıktıkça çıkıyor, millet fakirleşiyor diyor. Ermenistan'a ilişkin, Ermenistan'ın saldırılarına, Azerbaycan'ın verdiği karşılığa ilişkin haber nerede? Alalım arkadaşlar onu. Şu kadar. Bakın bu kadar, bu kadar. Hemen gelelim Yeni Asya. Ne diyor? Diyor ki, manşet ne? Yine ekonomiye. O operasyonun parçasılar ya, dostlarla birlikte yapacaklar ya. Ekonomi dikiş tutmuyor diyor. Ve çok şaşırdım, dedim ki sürmanşete vermişler ya, helal olsun dedim. Yani Yeni Asyacılara Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşı ne demişler biliyor musunuz? Verilebilecek o kadar mesele varken Yeni Asya'daki kardeşlerimiz demiş ki, Türkiye Ermeni Patriği'nin bir sözünü öne çıkartmış. Demiş ki, dinlerimizin emrettiği barış için duacıyız. Bizim dinimiz barış emrediyor elbette ama namusuma, şerefime, toprağıma, haysiyetime göz dikene karşı da cihat emrediyor. Yeni Asyacılar, verilebilecek o kadar manşet malzeme varken savaşa ilişkin Ermeni Patriği üzerinden yürüyorlar. Yani Cumhuriyet'in yaptığının bir değişik versiyonunu yapıyor. Cumhuriyet bir gün ya, Yeni Asya buluşmuş vaziyette. Sözcü yalnız biraz daha ulusalcı olarak, yani Ermenilerin beli kırıldı şeklinde bir başlıkla, ama yeterince manşete taşımadıkları için Sözcü'yü eleştirebiliriz. Fakat Cumhuriyet bir gün Yeni Asya barış istiyoruz şeklinde çıkıyorlar. Biz de barış istiyoruz ama biz alalım bir hakkımızı, iade edin, ondan sonra barışımıza devam edelim diyoruz. Bu kadar basit. Yani bakın, dünyanın tartıştığı bir konu diyoruz ama ne kadar basit bir çözüm tarzı. 1992'de gelmişsiniz, işgal etmişsiniz. 1992 öncesinde Azerbaycan'ın olan bir toprağı Ermenistan 1992'de niçin işgal eder? Ne olmuştur da 1992'de siz kafayı çıkartıp da bu toprakları biz işgal edeceğiz deyip
oralara el koymuşsunuz. Bunu izah etsinler. Birleşmiş Milletler'in kararı var. Diyor ki yanlıştır bu diyor. İade edin toprağı diyor. Dolayısıyla şu anki operasyonda sadece ve sadece oradaki Azerbaycan'a ait olan toprağın iadesi için yapılan bir operasyondur. Ermenistan direnmesin, barış olmuş olur. Herhangi bir şekilde kimsenin de kanı akmaz. Bu kadar basit bir şekilde çözüme kavuşturabileceğimiz bir konuyu bir günü Yeni Asya'yı, Cumhuriyeti rezil edecek şekilde bir tartışmaya da götürmemek lazım. Çünkü kendi kendilerinin kredilerini bitiriyorlar, sıfırlıyorlar. Yani Cumhuriyet'in okuru, bağımsız Türkiye diyor. Türkiye Cumhuriyetlerle işbirliğimizi artırmamız lazım diyor. Atatürk ismi ne? Türk, Türk'ün atası diyorsun. Peki Azerbaycan'ın yanında durmayacaksın, Ermeni'nin yanında mı duracaksın? Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir gün içinde aynı şeyi söyleyelim. Rusya'nın, Amerika'nın şu an Ermenistan'ın yanında durduğunu hepimiz görüyoruz. Rusya biraz böyle daha çekingen tavırlarla da olsa sonuç itibariyle her iki egemen devlet de Ermenistan'ın yanında duruyor. Dolayısıyla siz bir gün gazetesi olarak kapitalizme karşı çıktığınızı iddia eden, emekten yana olduğunuzu söyleyen, hak gasıplarının karşısında olduğunu söyleyen bir gün gazetesi olarak niçin Ermenistan'ın yanında duruyorsunuz? Mazlum olan kimdir orada? Toprağı işgal edilen Azerbaycan'dır. Dolayısıyla Bir Gün Gazetesi'nin de felsefesi iflas etmiş durumda. Yeni Asya zaten hiç yatacak yerleri yok. Yani sonuçta bir Ermeni din adamına söz veriyorlar. Tamam, Ermeni din adamı da şunu söylesin. Desin ki toprak işgali çok büyük bir günahtır. Bütün ilahi dinlerde haramdır. Dolayısıyla burada ya, Ermeniler bıraktı. Ya Ali Bey, Ermeni, birisi sabah gitse bir haydut, silah zoruyla da değil, Ermeni patrikliğinin bir bölümünü işgal etse, Yeni Asya'daki kardeşlerimizin gazetesinin bir bölümünü ben buradan çıkmıyorum dese, bir deli gitse. Sonrasında biz şunu mu söyleyeceğiz? Bir şeyi tabii tasvip etmeyiz. Çünkü ama böyle bir sıkıntı da var. Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı galiba. Bazı aklı evveller hemen buluttan nem kaparlar. Onun için hatırlatalım. Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. İşte Ermeni vatandaşlarımıza yönelik tamam, o, olarak evet, bazı zaten provokasyonlar vesaire diye. Hı-hı. Yani Türkiye içerisindeki Ermeni vatandaşlarımız hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı bir olumsuz tavırları olmadığı noktada bizim herhangi bir insanımızın kalkıp da nasıl ki Suriyeli göçmen insanlar için biz olumsuz bir Ali açıklama Bey, yapıldığı zaman karşısına çıkıyor. O kafanın istediği içeride de bu olması. Yani 6-7 Eylül olayları bu ülkede CHP iktidarları döneminde oldu. Bu AK Parti iktidarı döneminde olmadı. Ama ben şunu diyorum. Diyorum ki o binayı birisi gidip ben bu odadan çıkmıyorum dese biz ne diyeceğiz? Haksız yere. Düşmanla uzlaşın mı diyeceğiz? Barışın mı diyeceğiz? Önce sen şu binadan bir çık diyeceğiz. Ondan sonra bunun hesabını soralım, görelim diyeceğiz. Burada da bu. Şimdi Cumhuriyet'in 8. sayfasını verelim. Ali Bey'in o dediği şeye benzer bir durum da var. Şimdi emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz diyor ki onlar canımız bilesiniz diyor. İşte dedim Azeriler için mi söylüyor acaba? Türkiye'deki Ermeniler için söylüyormuş. Diyor ki Azerbaycan'ın yanında olmak ve Türkiye'de Ermeni kökenli vatandaşlarımız bu mesele üzerinden incitmemek aynı sorumluluk gereğidir. Birincisi milliyetçilik, ikincisi incitmek değildir. Dikkat diyor. Tamam, biz de aynısını söylüyoruz ve AK Parti iktidarı döneminde böyle bir şeye müsaade edilemez. Bakın AK Parti iktidarı döneminde biri gidip kilisenin hacını devirmeye kalktı, kopardı. Dakikasında yakalandı o kişi. AK Parti iktidar döneminde bu olmaz. Tutuklandı. Ama dönüp baktığımızda bu generallerin general olduğu dönemlerde, bu emeklilerin general olduğu dönemlerde aynı hassasiyeti bu ülkenin mütedeyyin kesimi için gösterdiler mi? Hadi irtica diyorlardı. Velev ki irtica diye bir şey vardı. İrticayla Müslümanı birbirinden, İslami kesimi kendi halinde dinini yaşamak isteyen adamı birbirinden ayırdılar mı? Yok.
toptan yok edip ortadan kaldırmaya çalıştı. Yobazlar, gericiler diye her gün sabahleyin açıyordunuz gazeteleri. Her gün bir başka yalanla, yok silahlanıyorlar, yok pompalı tüfek alıyorlar, Konya'da fabrikaları var, yok Akit gazetesi o pompalı tüfeklerin ilanını yayınlıyor vesaire gibi. Bin tane yalanla yobaz diye tanımladıkları dindar insanları bu ülkenin Müslüman, samimi Müslüman insanlarını suçluyorlardı. Şimdi doğru noktaya gelmişler Ermeniler üzerinden. Aman sakın ha diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Ermeni vatandaşlarımıza yönelik olarak olumsuz bir tavır kimse sergilemesin diyorlar. Doğru diyorlar ama aynı tavrı biz o samimi dindar Müslüman insanlarımız için de, o darbeci demek zorundayım Ahmet Yavuz için, darbeci generallerden biz bekliyorduk. Emekli olmuş durumdalar şu an itibariyle. Ama 2006'larda, 2007'lerde bu ülkede başörtülü bir eşe sahip olan kişiyi Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz. Seçilirse Çankaya yolunda arabanın lastiği patlar diyen, adamlara destek veren darbeci generallerden bahsediyoruz. Ama bugün itibariyle Ermeniler için bu açıklamayı yapıyorlar. Biz de not ediyoruz. Diyoruz ki Müslüman, samimi Müslüman, dindar insanların da en az Ermeni vatandaşlarımız kadar bu ülkede hakları, hukukları olması gerekir darbeci generaller nezdinde de diyorum. İşte irtica dediler o dönem. İrtica üzerinden güya işte Fethullahçılar şurada yapılanıyor, burada yapılanıyor. Fethullahçıların fesiyle ilgilenmediler, umursamadılar. Ordunun her kurumuna sızmasına göz yumdular. Ama bu ülkenin Müslümanları Allah diyen adama, işte görüyorsunuz daha bu iktidar döneminde, AK Parti iktidarı döneminde o yemekhanelerde Tanrımıza hamdolsun, Rabbimize hamdolsun'a dönüştürüldü. Gümüş yüzük peşinde, altın yüzük peşinde koşuyorlardı. Kim altın yüzük takmıyor? Yani azıcık şu, tamam evet, bu ülkede yaşayan Ermenilere yönelik hassasiyet bu iktidarın boynunun borcu, hepimizin boynunun borcu. Bu ülkede yaşayan ve bu ülkeye sadık olan bütün tebaaya yönelik hassasiyet. Ama aynı hassasiyet bu ülkenin öz evlatlarına bu adamlar hiçbir şekilde göstermiyorlardı. Hala da göstermiyorlar. Şu gazete bu ülkenin Müslümanlarına yönelik en çirkin karikatürleri, en aşağılık söylemleri yayınlayan gazete. Yani Türkiye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği noktaya bakarsanız, Akdeniz'de 7 düvele karşı bir gövde gösterisi yapılıyor. Gövde gösterisi yapılırken haksız bir talebin peşinde koşarak değil, %100 haklı olduğumuz bir konuda Türk Silahlı Kuvvetleri de orada nezaret görevini ifa ediyor. Suriye'de varlığını gösteriyor. Hatta Azerbaycan'ın şu an 30 yıldan sonra işgal edilen toprağını geri almaya çalışması bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya nezdindeki o itibar yüksekliği ve güvenilirliğinin yükselmesi sebebiyle. Evet, evvelki dönemde de Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir ordu olarak dünya genelinde kabul görüyordu. Ama içine sızdırılmış olan o FETÖ'cüler sebebiyle belki biz şunu şunu yaptırabiliriz diye ümit peşinde koşanlar vardı. Fakat bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri öyle bir konuma gelmiş durumda ki Azerbaycan şunu düşünüyor. Ben 30 yıldır işgal altında kalan toprağımı artık koruyabilirim, geri alabilirim. Türk Silahlı Kuvvetleri var. Akdeniz'de Türkiye'nin hakkını koruyor. Evet. Bize de burada kardeş ülke olarak desteğini verecektir. Öyle efendim politikadır bu, efendim diplomasidir bu deyip de efendim ne onu kızdıralım ne bunu kızdıralım şeklindeki ortadan giden açıklamalarla bu işin üstünü örtmezler. Biz hakkımızı almak üzere yola çıkalım. Türkiye de bizim arkamızda durur, haklı talebimiz, davamız yolunda diye düşünerek Azerbaycan şu an 30 yıldan sonra 92'de işgal edilen bir yeri bugün acaba 2020'de daha yeni geri almak üzere yola çıkmış durumda. Evet, reklama gitmemiz lazım. Reklamdan sonra tekrar görüşelim. İçişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu AA masasının konuydu. Önemli açıklamalarda bulundu. Çok da ilginç bir şey söyledi. Dedi ki 30 yıldır diplomasiyle çözülemeyen Karabağ sorunu artık sahada çözülüyor diyor. Biz denedik. Hem sahada
sahada varsanız masada da sonuç alıyorsunuz, yoksa sağır kulaklara hitap ediyorsunuz diyor. Biz denedik, oldu diyor, bu böyle oldu diyor. Aynı zamanda ilginç bir tespitte bulunuyor. Diyor ki Türkiye Azerbaycan'ın her zaman arkasında olduğu silah sistemleriyle de, bu ticari bir hareket, silah sistemleriyle de arkasında oluyor diyor. Ha şunu da ekliyor, çok dikkat çekici burası da, çok çarpıcı. Azeri kardeşlerimiz kendi gücü yetiyor Ermenistan'la savaşa, ama dilerlerse, destek isterlerse de vermeye hazırız diyor. Akit'in bugünkü manşetinde de zaten Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Çavuşoğlu benzer ifadelerle bizde çıkmıştı. Hem sahada hem masada kardeşimizin yanındayız diyordu. Şimdi burada şöyle bir riyakarlık söz konusu. Dünya genelinde Türkiye'ye yönelik olarak eleştiri getirenlerin şöyle bir riyakarlığı söz konusu. Amerika PYD'ye, henüz daha ortada devlet mevlet değil, olmasını da istemiyoruz, arzu etmiyoruz. Onu önlemek için Türkiye olarak mücadele ediyoruz. Amerika PYD'ye silah verebiliyor. Bedava verebiliyor. Binlerce tır olarak verebiliyor. Bunun evet. üzerine kimse Amerika niçin PYD'ye silah veriyor şeklinde bir eleştiri getirmiyorlar. Ama Türkiye bir devlete, Azerbaycan'a doğalgaz aldığımız, binlerce, milyarlarca dolarlık alışveriş yaptığımız bir ülkeye, insansız hava uçağı olabilir, başka silahlar olabilir, bir devlete silah veriyor. Bunu itibarsızlaştırmaya, veremezsin şeklinde bir algı çalışmasına alet ediyorlar. Yani iyi güzel de, eğer ülkeler birbirlerine silah yardımı veyahut da silah satışı yapmayacaklarsa, bizim aldığımız bu F-16'lardan başlayın bilmem neyine kadar, tankına kadar, niçin Almanya'dan aldık, niçin Amerika'dan aldık, herhalde bu silahları biz yemek için, sabah kahvaltısında, akşam kahvaltısında, yemeğinde yemek için almadık, kullanmak için aldık, onlar da sattılar bize. O zaman Amerika'da, Almanya'da Türkiye'ye silah satarak suç mu işlemiş oldu? Bu mantığın tabii hiçbir tutarlı yanı yoktur. Türkiye Azerbaycan'a, bir terör örgütüne falan değil, ama Amerika bir terör örgütüne silah yardımı yapmıştır. Türkiye'nin yaptığı, dünya genelinde herhangi bir ülkenin herhangi bir başka ülkeye silah alışverişi yapmasına benzer bir çalışmadır. Dolayısıyla o istemezlikçi kesimin veyahut da CHP'nin o dış işlerinden uzman danışmanının ve milletvekilinin Ünal Çeviköz'ün yaptığı gibi, yok işte oraya paralı asker yollanıyor, yok silah, maalesef silah yardımı. Ne silah yardımı ya? Doğalgaz satıyor Azerbaycan Türkiye'ye, hatta boru hattıyla Avrupa'ya bile satıyor. Bu arada da biz silah satıyoruz kendisine. Yani o doğalgaz satacak Türkiye'ye, biz hiçbir şey satmayacağız. Oturalım bekleyelim. Ondan sonra da CHP'nin bu sefer ekonomist uzmanları çıksınlar. İhracatınız yerlerde sürünüyor desin. İthalatınız bakın kaça çıkmış desin. Kardeşim ithalatımız, evet doğalgaz ithal ediyoruz. Onun için yüksek. Ama öbür taraftan da biz savunma sanayi noktasında ilk dünyadaki 100 ülkeden 7 ülkenin arasına girmiş durumdayız. 7 firma ile o 100 firmanın arasına girmiş durumdayız. Dolayısıyla tabii ki savunma sanayinde de ihracatımızı yapacağız. Evet. Şimdi Sözcü'de çok farklı bir haber var. Oraya dönelim. Şimdi Sözcü'nün 4. sayfasında Cumhuriyet kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı diyor ki, Sözcü TV'ye ceza saygınlığa gölge düşürür. Bakın, Akit'e en üst sınırdan ceza verip ve bunu da beğenmeyip yeterli bulmayanlar Sözcü için diyor ki, Türkiye'nin logo değişikliği, kanal satın alınmasından sonra logo değişikliği, RTÜK'e başvurulmadan, hani kendi keyfine göre teknik bir şey yani. Sonuç itibariyle bütün kanallara uygulanan isim değişikliğinde her kanala uygulanan bir prosedürü Sözcü yerine getirmemiş. Ben i̇şte bundan dolayı kesilen demiş. Bir cezayı diyor ki, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığına gölge düşürme riski taşımaktadır bu karar diyor. İşte biz bu kafayı Samanyolu'na, Mehtap TV'ye, FETÖ'nün kanallarına el konulduğunda da gördük. Hatta ve hatta RTÜK'ün şu an hala MHP kontenjanından üyesi olan Esat Çıplak da
benzer şekilde Samanyolu'na el konulduğu tarihlerde bu görülmemiş bir şeydir, basın özgürlüğüne aykırıdır diye açıklamalar yapmıştı. Bugün gazetesine de manşet olmuştu. FETÖ'cü Bugün gazetesi Esat Çıplak'ın bu açıklamasını kullanmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada da İlhan Taşçı RTÜK'ten maaş alıyor. Objektif hareket etmesi gerekir. Bir partinin kontenjanından oraya seçilmiş olabilir. Ama göreve başladığı andan itibaren bütün medya kanallarına karşı objektif uzaklıkta olması gerekirken maalesef Sözcü Gazetesi'nin veya Sözcü TV'nin sanki avukatıymış gibi açıklama yapıyor. Ben şahsen medya organlarında Sözcü'nün avukatı var. Avukat İsmail soyadını şimdi hatırlamıyorum. Hiç. Onun açıklamasını görmüyoruz biz. Burak Akbay'ın herhangi bir açıklamasını görmüyoruz. Burak Akbay Fransa'ya kaçmış, orada yerin altında mı yaşıyor, yerin üstünde mi yaşıyor, nerede yaşıyorsa kaçak olarak yaşıyor. Hala Türkiye'ye dönmedi. Ama bir bakıyoruz RTÜK'ün içerisindeki Sözcü'nün avukatları çıkıp böyle açıklamalar şimdi yapıyor. RTÜK'te herhangi bir RTÜK üyesinin, RTÜK başkanının bugüne kadar işte A Haber'e, Akit TV'ye, 24'e, Türkiye Ülke TV'ye, Kanal 7'ye ilişkin bir cezada basın açıklaması yaptığını gördünüz mü? Bu da yalnız galiba muhalefet şerhinden alıp kullanmışlar. Yani tamam, onlar da karşı olsun. Ama öncesinde mesela, dediğiniz hatırlatma doğru. Öncesinde yaptı bu tür açıklamalar. Şimdi şu anki haber biraz Sözcü'nün oyunu gibi. İlhan Taşçı'ya da fazla haksızlık etmeyelim. Şu haber bağlamında söyleyecek olursak bu muhalefet şerhi. Yani RTÜK kararına yazdığı şerh. Ama öncesinde Bey, başvuru benzer açıklamalar da yaptı. Cumhuriyet'e konuşuyordu. Evet. O müfettiş ya da işte her neyse, o rapor hazırlanırken de, RTÜK'ün alt kurulunda hazırlanırken de yine Cumhuriyet'e, Sözcü'ye konuşuyordu. Evet. Karar çıktığında yine konuşuyor. Şimdi şerh tekrar yetmemiş ki neden tekrar böyle bir karar verdiğini şey yapıyor, anlatıyor. Belirtiyor. Halbuki Akit TV ile ilgili olarak İlhan Taşçı daha ortada hiçbir şey yokken o meşhur KC hatasında, maddi hatada önce kendisi basın açıklaması şeklinde bir duyuru yaptı. Ben suç duyurusunda bulunuyorum dedi Akit TV hakkında. Ya sen karar verecek noktadasın. Karar verecek olan bir kişi, yani mahkemelerden örnek verecek olursak hakim konumunda olan bir kişi suç duyurusunda bulunur mu? Sonuçta kararı verecek sensin zaten. Seninle birlikte diğer üyeler verecek. Dolayısıyla yani ihsas reyde bulunuyor aynı zamanda. Açık açık. Dolayısıyla bu sistemi de artık tekrar Türkiye'nin gözden geçirmesi gerekiyor. Ben şeyde de değilim. Ne derler ona? Bu açıklamayı yapmasında da değilim. Diğer RTÜK üyeleri de konuşsun. Mesela mevzu bu değil. Mevzu bir de asıl şey şu. Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürüyormuş. Yani Sözcü gidip o kanalı satın aldığında gerekli başvuruyu, prosedürü uygulamadan direkt yayına geçtiğinde bu Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürmüyor. Hukuka güvensizliği oluşturmuyor ama bu Türkiye'nin itibarını, özgürlüğü kısıtlayan bir ülke konumuna düşür şeklindeki söylemi biz FETÖ'nün söylemi olarak hatırlıyoruz. 2014'te, 2015'te, 2016'ya kadar o FETÖ yayın organlarına el konulmasının her aşamasında gerek gazetelerine, gerek televizyonlarına ve gerek diğer şirketlerine hep aynı söylemle karşımıza çıktılar. Dediler ki Türkiye'deki hukuka güvenirliliği bu kararlar zedeler dediler. Aynısını şimdi Sözcü Gazetesi'nin çıkartacağı veya başlatacağı o Sözcü TV'de alıyorlar bir kanalı. Kardeşim usulüne uygun yaparsın. Bu işi bilmiyorsan bilen adama da sorarsın ki bilen adam da var herhalde. RTÜK'ün içerisinde işte İlhan Taşçı var. Bizzat. Açarsınız bir telefon sorarsınız. İlhan Taşçı en azından şunu demesi lazımdı. Ya bir telefon etseydiler bana, ben onlara prosedürü anlatırdım. Eğer belki biliyorsa İlhan Taşçı da, eğer bilmiyorsa da tabii kendi eksikliğidir. Bana bir telefon açsaydınız buradaki arkadaşlardan öğrenir, size de bilgi verirdik, böyle bir cezaya da muhatap olmazdınız. Küstüm size deyip en azından bu karara muhalefet şerri yazmaması gerekirdi. Ama maalesef böyle teknik kurallara uygunsuzlukta bile medya özgürlüğü kısıtlanıyor şeklinde bir algı çalışması yapıyorlar. Ya işte bunu aynı şeyi sürenin sonuna geldik, doldurduk ama şunu da söylemeden kapatmayalım. İşte Oda TV iddianamesinden Müyesser Yıldız tutuklanıyor.
kimle birlikte? Bir assubayla birlikte. Neymiş ismi? Erdal Baran isimli assubayla. Yani şu gazete diyor ki biz bu iddianamenin ek delil klasöründe ya da iddianamenin kendisi içerisindeki bilgileri yazamadık. Neden? Gerçekten devlet sırrı diyor. Ama şu adamlar tutuklandığında bu konuyla alakalı gazetecilik öldü. Türkiye'de gazetecilere baskı diyor. Tıpkı Sözcü'nün yaptığı gibi diyelim. Kapatalım. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah.